Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme enfa'na bima allamtena ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Allahümme inna nes'aluka ilman nafi'a ve na'udhu bike min ilmin la yenfa'. Allahümme ehdina lima ihtulife fihi minel haqqi bi iznik inneke tehdi men teşâ'u ila sirati mustaqim. Allahümme makrizi rahimahullahını Tecrid-i Tevhid-i Mufid namlı kitaplardan dersimizi devam ettiremiz. Aldıngı dersimizde şirk cüderhem katta günah ekerliğini ve şirkinin cezası, ukubeti, ukubetlerinin en kattası ekerliğini etkeniz. Ve birincisi şirkinin en katta günah ekerliğine sebep üç nersedir. Üç tamamdan bunu beyan kılıp etkenedik. Bugün şirk neme sebepten cezalarını, ukubetlerini en kattası. Yani şirke ne sebepten en katta ukubet, en katta ceza, en katta azap verilir. Bana şunu üç tamamdan örgenemiz. Birincisi, ukubetlerini, azablarını, cezalarını en kattası ikerliğine sebep, kim eğer şirkte öleydiğin bulsa, o keçirilmeyin. Allah subhanehu ve ta'ala, şirkte ölgen adamını günahını keçirmeyin. Bu Allah Teala'nın hükmü. Allah Teala'nın huzuru da gap uzgertirilmeyin. Allah Teala şirk keltirgen insanını keçirmeyemen dedi mi? Demek bu adam keçirilmeyin. Dünyada şirk kılıp, şirk bilen dünyadan utken bosa, şirk bilen vafat etken bosa, kılgen şirkiden, kaytmasdan, tavba kılmasdan ketken bosa, Allah Teala bu adamdı günahını, bu şirk günahını keçirdi. Şunun için bu şirk günahı cüda hem katta ukubetke cezage layık. Allah Teala ayette dedi ki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Teala şirkini keçirmeyin. Kim Allah'a şirk keltiriyor bolsa Allah Teala onu keçirmeyin. Aldıngı bana derslerde ettik. Ne için Allah Teala şirkini keçirmeydi? Çünkü şirk Allah Teala'ya bugün isyan. Allah Teala'nın hakkını paymal kılışlık. Allah Teala'nın kemsitçilik. Allah Teala'nın sökişlik. Allah Teala'nın hakaret kılışlık keteyim bu. Şirk keltirişlik. Mâ kadarullâhe hakka kadrihi dedi Allah Teala. Allah Teala'nın hakiki kadirlemediler. Şirk keltirgen adam Allah Teala'nın kadirlemedi. Allah Teala'nın kadrini uzunu ornuge koymadı. O zulüm kıldı. Şunun için şirk zulüm oldu. Allah subhanehu ve ta'ala'nın hakkını birine geldiği için, Allah ta'ala'nın hakiki kadirleme geldiği için, Allah subhanehu ve ta'ala'ya isyankı geldiği için, Allah ta'ala onu yarattı, Allah ta'ala yoldan bar kıldı, Allah ta'ala dünyaya keltirdi ve onge cüde köp köp nimetlerini Allah ta'ala verdi. Bunu evazige Allah ta'ala'nın özge ibadet kılıçnik, bolişniki kere gidi. Allah ta'ala'ya ibadet kılıçniki kere gidi. Allah ta'ala'nın büyürgen büyürüğden çıkmasındaki kere gidi. Lekin müşrik adam, şirk ettirgen adam Allah Teala'ya isyan kıldı. Allah Subhanehu ve Teala'ya zulüm kıldı. Yani Allah Teala'nın hakkını vermedi. Allah Teala'nın hakkını uzun ornuge koymadı. Şu sebepten Allah Subhanehu ve Teala bu günahını keçirmeyi. Şirkte Allah Teala keçirmeyi. Bu Allah Teala'nın hükmü. Ve yine ikinci sebebi şirkte en katta ukubet, ceza, azab, verilişliğe ikinci sebep şirk cehennemde ebedi kalışlığını keltirip çıkaradı. Şirk keltirgen adam cehennemde ebedi kaladı. Onge cennet haram buladı. O hiç kaçan cehennemden çıkmaydı. Dozaktan çıkmaydı. O daim dozakta kaladı. O cennetke kira almaydı. Çünkü onge cennet haram. Allah Teala ayette dedi ki uzunu kelamide, uzunu kitabide, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dedi ki innehu men yüşrik billahi فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Kim Allah'a şirk keltirediyen bolsa Allah Teala onge cennette haram kıldı. Garip. Allah Teala onge cennette haram kıldı. Şirk keltirgen adam hiç kaçan cennet fikir almaydı. Ve onu cay cehennemdir. Ve zalimlerge yardımcı yok. Zalim insanlarge yani Allah Teala'ya şirk keltirip zulüm kılgen, zalim bolgen insanlarge yardımcı yok. Unga hiç kim yordam bera olmaydi. Unga dostlari ham, unga dadasi ham, unga onasi ham, mehribon rahimli onasi ham, dostlari ham, uni puli ham, mansabi ham, uni orqasidagi puldor, puli ko'p aka-xonlari ham,
yaqinlari ham unga foyda bera olmaydi. Unga yordamchi yo'q. Uni jahannam olovidan, Allohning azobidan, Alloh taolaning jazosidan hech narsa, hech kim qutqara olmaydi. Chunki u Alloh taolaga shirk etdi. Alloh subhanahu va taolaga bu odam isyon qildi. Shuning uchun Alloh taolo buni kechirdi. Va uchinchi tomondan shirkka katta uqubat jazo berilganligini sababi shirk amallarni barchasini habada qiladi. Siz nima amal qilgan bo'lsangiz hammasi ketdi. Namoz o'qiydi inson, eng katta ibodat namoz, roza tutadi, zakot beradi, haj qilgan bo'lishligi mumkin, zikr qiladi, yana boshqa qancha amal solihlar qiladi, yaxshi amallar qiladi, ibodatlar qiladi. Agar shirk keltiradigan bo'lsa, u odam mushrik bo'lsa, bu shirki, uni mushrikligi barcha amallarini habada qiladi. Hamma amallarini yuvib ketadi. Amallari kuchga chiqadi. Amallari unga umuman foyda bermaydi. Chunki u Allohga shirk keltirdi. Allohga shirk keltirdi. Alloh taologa isyon qildi. Alloh taoloni haqiqiy qadrlamadi. Shuning uchun uni amallari hammasi ketdi. Alloh subhanahu va taolo buni bayon qilib oyatda aytadiki, "La in ashrakta la yahbatanna amaluka va la takunanna minal khosirin." Qarang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan, payg'ambarlarning eng afzali bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilib aytayaptiki, Rasulullohga aytayapti, Alloh taolo payg'ambarimizga aytayapti. Payg'ambarlarning eng sharaflisi, eng afzali. Agar siz shirk keltirsangiz, sizning amalingiz habada bo'ladi. La yahbatanna amaluka, Alloh taolo lom ta'kid bilan va nun ta'kid bilan aytayapti. Albatta sizning amalingiz habada bo'ladi. Rasulullohga xitob qilinyapti. Va siz zarar ko'ruvchilardan bo'lasiz. Siz albatta zararga, ziyonga uchraganlardan bo'lasiz. Chunki shirk barcha amallarni inson agar shu shirki bilan mushrik holatda vafot etadigan bo'lsa, uni barcha amallarini habada qiladi, barcha amallarini yo'q qiladi. Demak, bulardan bizga xulosa bo'ladiki, inson shirkdan nihoyatda ehtiyot bo'lishligi kerak. Shirkdan qo'rqishlik kerak. Shunchalik katta gunohmi, shunchalik katta jazolarga, uqubatlarga, azobga olib boradimi bu shirk amali? Demak, bu shirkka tushib qolishlikdan inson juda ehtiyot bo'lishlik kerak, shirkdan juda hazar qilishlik kerak. Inson doim Alloh taologa duo qilishligi kerak. Allohim, meni mana shu shirkka, shirk amaliga tushib qolishlikdan o'zing saqlagin. Kecha-yu kunduz Alloh taolodan duo qilib, Alloh taologa yolvorib, Alloh taolodan iltijo qilib so'rashligi kerak. Chunki uni qilgan amali shirki hamma amallarini, hamma qilgan ishlarini, ibodatlarini yo'qqa chiqaradi va shu bilan birga yana jahannamda abadiy qoladi. Alloh taolo saqlasin. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Va man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i va taqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih." Kim agar Allohga shirk keltiradigan bo'lsa, go'yoki u osmondan tushib, qushlar uni talab ketgan odamga o'xshaydi. Osmondan qulatilgan va qushlar uni talab ketgan. Qarang, Alloh taolo shirkni shu holatga o'xshatyapti. Juda ham inson past ekanligini, xor ekanligini bildiradi bu holat. Osmondan qulatilgan, tepadan tushgan va uni qushlar talab ketgan. Uni go'shtlarini qushlar talab olgan, qushlar yeb ketgan. Yoki uni shamol uzoq makonlarga uchirib ketgan odamga o'xshaydi shirk keltirgan. Alloh taologa shirk keltirgan. Shirk bilan kufrning o'rtasidagi farq. Shirk deyapmiz. Shirk Alloh taologa sherik qilishlik. Alloh taologa xos bo'lgan amallarda Alloh subhanahu va taologa sherik qilishlik. Mana bu shirk. Kufr nima? Kufr Alloh taoloni inkor qilishlik. Alloh subhanahu va taoloni vujudini inkor qilishlik. Payg'ambarlarni inkor qilishlik. Alloh taolo xabar bergan narsalarni inkor qilishlik. Mana bu kufr. Ulamolar kufr bilan shirkni o'rtasida bir qancha farqlar bor deb aytishadi. Bu narsada ulamolarning o'rtasida xilof bor. Birinchi toifadagi ulamolar kufr bilan shirk bir nomlanmishga ikki ismdir. Ya'ni bir ma'noni ifoda qiladi deb aytishadi. Ibn Hazm rahimahulloh bu gapni aytganlar, shirk bilan kufr bir ma'noni ifoda qiladi. Shirk dedingizmi, u kufrni bildiradi. Kufr dedingizmi, u shirkni bildiradi. Bu gapni Ibn Hazm rahimahulloh aytganlar. Va ikkinchi turdagi ulamolar
Şirk bilen küfürünün ortasında umum ve haslik var. Yani küfür şirkten göre umumiyrak. Küfür Allah-u Teala'nın inkar kılıçlik. Ya ki peygamberlerini birini inkar kılıçlik. Ya ki peygamberlerine iman keltirmezlik. Mene bu küfür deyişen. Yani küfür umumiyrak. Şirk ise hasra adı bahçen. Yani küfürün esası nümen üstüge kuruladı? Kibirlenişliğinin üstüge kuruladı. İnkar kılıçliğinin üstüge kuruladı. Yani şirk bulsa, şirk Allah-u Teala'yı bilen Allah'tan başkaki ibadet kılıçlik is. Yani Allah'a has bulgen derse de Allah'a başkanı ten kılıçlik is. Allah'a has bulgen amellerini, ibadetlerini Allah'tan başkasıge hem karatışlik is. Bu şirktir ayetişken. Bu ikinci taifedeki ulemalar. Ve üçüncü taifedeki ulemalar bulsa, ular aytadı ki bir kayda ayetişedir. Bu kayda talibinimge, bizlerge cüda hem kereli bugün kayda. Bu kaydanı bilirsek çok meselelerde düşünüşlüğümüz bizge asan bulur. İman, İslam meselesini, yine bundan başka meselelerde düşünüşlüğümüz asan bulur. Kayda şundaki اِذَا اِفْتَرَقَ اِجْتَمَعَ وَاِذَا اِجْتَمَعَ اِفْتَرَقَ. Eğer o alahide orunlarda kese, onlar bir hıl mananı ifade kıladı. Eğer ikilesi bir orunda kese, onlar türlü hıl manalarını ifade kıladı. Manası deki bu kayda. Eğer bir joyda küfür ve şirk deb kelgan bo'lsa, ikkalasi yonma-yon, bularni biz alohida ma'nolarga qaratamiz. Küfürünü Alloh taolani inkor qilishlikka qaratamiz. Dahriylik, ateistlik buni chekib ketadi. Shirk bo'lsa, Alloh taolani inkor qilmaydi. Alloh taolani iloh ma'bud ekanligini aytadi-yu, lekin Alloh taolaga shirk keltiradi. Va alohida o'rinlarda kelsa, ikkalasi bir-birini o'z ichiga olishligi mumkin. Bir joyda shirk deb keldi, tamam bu şirk küfürünü hem öz içi geldi. Ve yine başka cayda küfür deyip geldi. Bu küfür şirkini hem öz içi geldi. Allah subhanehu ve ta'ala bizlerini küfürge ve şirkge şüp kalışniyden Allah ta'ala bizlerini kayta. Biz şirkge, küfürge, şüp kalışniyden daim ihtiyat bolışnigimiz gerek. Çünkü ayeti otkenimizdik bu ameller, şirk ve küfür amelleri, bu işler bizlerini, amellerimizi, kılayotken yaxşiliklerimizi, ibadetlerimizi, barchasını yo'qqa chiqaradi, ularni habada qiladi. Kitobga qaytadigan bo'lsak, muallif rahimahulloh aytadilarki, "Vallazina ashraku bihi ta'ala fi rububiyyati minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhar wa in lam yaqulu innahu mukafi'un lahu wa hum mushrikuna wa man dahahum min al-qadariyya." Allah subhanahu wa ta'ala'ga rububiyyatda shirk keltirgan insonlarning ichlarida Allah subhanahu wa ta'ala bilen başka halıkını ispatlayanlar var. Allah Ta'ala'ya rububiyette Allah'ına Rab ekelliği de eğer şirk keltirgen bulsa bunlardan Allah bilen başka bir halıkını ispatlayan kimseler var. Eğer onu o halıkını Allah'a teyin deyip etmese hem. Ular kimler? Ular müşrikler ular. Allah'a şirk keltirgüçüler ve kaderilerden müşriklerge okşa geldi. Bazı taifeler, mecusilerge okşaş taifeler, zulmet ilahı var, nur ilahı vardır. Allah subhanehu ve ta'ala'ya rububiyette şirk keltirer. Allah ta'ala'nın nur ilahı, yakşilik ilahı dedi ve yamanliklerini kılucu başka ilah var dedi. O zulmet ilahı, o yamanlik ilahı dedi. Bunlar mecusiler, mecusilerini geldi. Yakin yine mecusilerge okşaş, Majusilarning gaplariga o'xshash gapni aytuvchi. Ikkita iloh bor deydi. Ikkita ilohni ular isbotlaydi. Mana bu gaplari bilan, bu isbotlari bilan ular Alloh subhanahu va taologa rububiyatda shirk keltiradi. Ya'ni Allohning fe'llarida Allohga shirk keltiradi. Ular Alloh subhanahu va taologa shirk keltirayotgan narsalarini botil ilohlarini Alloh taologa hamma tomondan teng demasa ham lekin Alloh taologa shirk keltiradi. Ular doim aytadiki, majusiylar masalan, zulmat ilohidan nur ilohi ustun deydi. Nur ilohi yaxshilik ilohi g'olib keladi doim. Mana shu gapni aytadi. Nur ilohini ular kuchliroq deb aytadi. Va bu majusiylarga, bu mushriklarga o'xshash yana toifa bor, bular qadariylar toifasi. Bu qadariylar toifasi majusiylarga o'xshash toifa. Salaf solihinlar Ibn Abbosdan va yana boshqa sahobalardan keyin tobiinlardan kelgan salaf solihinlardan
El-Kaderiyyatu mecusu hâzihil ümme. Kaderiler bu ümmette mecusileri de vecik. Kaderiler bu ümmette mecusiyiz. Kaderiler taifesi şu ümmetten çıkan taife. Müslümanlığını, İslam'ını dava kılucu taife. Lekin ular kaderden ne kadar inkar kılar. Kaderini inkar kılar. Bu taifeler hem iki kısımca bölünedir. Bir taifesi umumen kaderde inkar kılsa, başka bir taifesi Allah Subhanehu ve Teala'nı bazı işlerde Allah Teala'nı hakiki kadirlemeyin. Yani bende bütün işlerini, kılayatken işlerini Allah Teala kader kılmayın de beyti. Hemme işlerini Allah Teala kader kılmayın. Bende o ihtiyarı bilen Allah Teala'dan aldın utken kadersiz, takdirsiz kıladı de beyti. Yani Allah Subhanehu ve Teala bilmedi. Bende bir amel kılayatken bulsa, bir iş kılayatken bulsa, o kanakangi amel bulsun, kanakangi iş bulsun, Allah Teala bu işini, bu amelde bilmedi. Bu taifanı kafir ekelliğine çok ulamalar kafir ekelliğine çıkıyor. Çok ulamalardan kigen, hatta ki bazı ulamalar ittifakına hem zikir kigen, bu türdeki kaderiler kafir ekelliği. Ve ikinci türdeki kaderiler Allah Teala yakşiliğini yaratadı. Bende bir yakşiliğini kılıyken olsa, o yakşiliğini Allah Teala kader kigen, o Allah Teala'nın takdiri bilen, kaderi bilen böyle dedi, yomalliğini Allah Teala kımaydı. Yomalliğini Allah Teala kader kımaydı, takdir kımaydı diyeydi. Bana şu joydan ulamalar kaderilerini mecusilerle okşadı. Mecusiler ne dedi? Zulmet ilahı var dedi. Zulmet ilahı nur ilahı dedi. Zulmet ilahı yamalliydi yaratadı. Nur ilahı yakşiliydi yaratadı. Bunlar hem yamalliydi ben de ozu kıladı. Yakşiliydi Allah kıladı dedi. Allah Subhanehu ve Teala'nın kaderini, Allah Teala'nın takdirini bunlar inkar koydu. Yani bendenin uzunu Allah Teala'ya tenkil. Allah Teala yakşiliydi yaratsa ben de yamalliydi yaratadı dedi. Bu taife etken. Bu taife hak yoldan adışken, ahl-i sünnet ve cemaat yoldan çıkan taife. Hazır hem bu taife, taife olarak görünmese hem, lakin bu taifenin gepleri adamlarda içinde yürüyor. Bu gep, şirki bugün gep. Çünkü bana muallif etti ki, müşrikler Allah-u Teala'ya şerik kılsa rububiyette ve ularga okşayan kaderiler hem Allah-u Teala'ya şerik kıladı, şirk kıladı dedi. Demek bu türdeki kaderiler, Allah Subhanehu ve Teala'ya şirk ettiler. Yani bendeni uzunu Allah Teala'ya ne kıladı? Şirk kıladı. Bu Allah Teala'nın ilmini, Allah Subhanehu ve Teala işlerini takdir kılıçlığı, Allah Teala kança ayetlerde Allah Teala takdir kılıçlığı, hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen aytil kılıçlığı, haberlerde ki kılıçlığı, bu nerselerde inkar kıvarır. Allah Subhanehu ve Teala hemen nerseni bilir. Allah Teala'ya hiç nerse mahfi imez. Allah Teala hemen nerseye kadir. Ve hemen nerseni kılıçlığı Allah Teala. Bu nerselerde ular inkar kılar. Bazı nerselerde Allah Teala biladi dedi yani yaxşiliklerde, yaxşi amellerde ve başka bazılarını bolsa bilmeydi. Belki bende uzu kıladı, uzu payda kıladı dedi baydi. Bu taife adaşken taife. Şunun için bulardı salaf salihiller, sahabeler, tabi'iller, mecusilerge okşadı. Allah Subhanehu ve Teala'ya yaxşiliğini nispet beri yaptı ve bendege bulsa yamalliğini nispet beri yaptı. Biz şunişlikimiz gerek ki bu kader meselesi elbette şunvalişlik gereği bugün mesele. Ve yine kaderilerini mukabele de cebriler. Bu taife hem ahl-i sünnet ve cemaatinin yoludan çıktı. Nemege? Çünkü bunlar bende mecburdur. Bir amelini kılıçlik ki bende mecbur. Allah-u Teala'nın barca neresi Allah'ın kaderi bilen buladı. Allah-u Teala'nın bendeni o şey amelge mecburleşlik bilen buladı. Yani bunların geplerini lazımı şu derselerde kirtire. Kaderilerini geplerini hem, cebrilerini geplerini hem lazımı bana şu derseni kirtirip çıkarır. Cebriler bende de hiç kendine kendi ihtiyar yoktur. Bende ihtiyarsız mecburlengen halette işlerini kıladır. Yamanlığı bulsun, yakşiliği bulsun. İbadet bulsun, büzükçilik, mahsiyet bulsun. Ularını Allah Ta'ala tamamen mecburlengen halde becer edilir. Bu hem noto'g'ri bo'lgan zalolat bo'lgan yo'q. Qadariylar Alloh taoloni Alloh taolo tomonidan taqdirsiz, qadarsiz qiladi degan bo'lsa, jabriylar Alloh taolo tomonidan majburlashlik bilan qiladi deydi. Qadariylar dalillarni bir tomonini ushlab adashdi, jabriylar ham shular kabi ikkinchi tomonini ushlab turib adashdi. O'rtani ular jamlamadi.
Ahli sünnet ve cemaa bolsa keladi, qadariylardan ham haq bo'lgan joyini oladi, chunki har bir toifada haq bo'lgan tomoni bor. Haq bo'lgan tomoni bor. Haq bo'lgan tomonini oladi, jabriylardan ham haq bo'lgan tomonini oladi-da, o'rtasini nima qiladi? Jamlashtiradi. O'rtasini jamlaydi. O'rtasini jamlaganligingizdan keyin haq bo'lgan yo'l kelib chiqadi. Ahli sunna val jamoa yo'li shu. Ahli sunna val jamoa Qur'onda kelgan, Qur'onda turli suralarida kelgan dalillarni bir-bir bilan jamlaydi. Qur'onda hadislar bilan jamlaydi. Hadislarda hadislar bilan jamlaydi-da, jamlab turib, muvofiqlashtirib, keyin tushunadi. Mana bu ahli sunna val jamoani yo'l. Qaysi toifa bir tomonda ushaydigan bo'lsa, u toifa adashadi. Jabriylar bir tomonda ushadi, adashdi. Qadariylar bir tomonda ushadi, adashdi. Xavorijlar bir tomonda ushadi, adashdi. Murjiyalar bir tomonda ushadi, adashdi. Imom masalasida inshaalloh bunga darslarda biz to'xtalamiz. Xavorijlar bir tomonda ushadi va imom masalasida xavorijlarning muqobil yo'lini tutgan murjiyalar bir tomonda ushadi, ikkalasi ham adashdi. Ahli sunna val jamoa bo'lsa, xavorijlardan ham murjiyalardan ham haq bo'lgan joyini olib, o'rtani nima qildi? Jam. Mana bu bilan ahli sunna val jamoa haq bo'lgan jamoa paydo bo'ldi. Biz dalillarning o'rtasini muvofiqlashtirib tushunishligimiz kerak. Aqida masalalarida bo'lsin, fiqhiy masalalarida bo'lsin, dalillarning o'rtasi jamlanishligi kerak. Agar jamlanadigan bo'lsa, keyin biz tushunamiz. Albatta, Qur'onni dalillari, Qur'on keltirgan nususlar, Qur'ondagi oyatlar hech qachon bir-biriga mutaorif kelmaydi, bir-biriga qarama-qarshi ziddiyatli bo'lmaydi. Kim agar ziddiyatli bo'lyapti desa, u odamda ilmi yo'q, u odam tushunmayapti yoki u odamda aqlida noqislik bor. Shuning uchun ulamolar, bir qancha ulamolar, Ibn Huzayma rahimahulloh, yana boshqa ulamolar, agar kim shariatda dalillarning o'rtasini jamlanmayotgan bo'lsa, kesin men jamla beraman. Dalillar albatta o'rtasi jamlanadi. Aqidaviy masalalar dalillar bo'lsin, fiqhiy dalillar masalalar bo'lsin. Ikkalasi ham o'rtasi jamlanadi. Shuning uchun ko'p olimlar bu haqda, bu mavzuda kitoblarni yozgan. Dalillarning o'rtasini jamlash ma'nosida shu nomida kitoblar yozgan. Bu kitoblar odamlar bir-biri bilan jamlay olmayotgan dalillarni ulamolar jamlab berdi. Aqida masalasi bo'lsin, fiqhiy masalalar bo'lsin. Biz dalillarni jamlagan holatda tushunishligimiz kerak. Qaysi toifa dalilni jamlamasa, u toifa adashadi. Ko'p toifalar, balki barcha toifalarni adashishligiga sabab dalillarni jamlamaydi. Bir tomonlama, bir tomonda ushlab oladi. Mutaassiblik ham shu narsadan kelib chiqadi. Mazhablarga taassub qilishlik, biri chiqadi Shofiy mazhabiga, mutaassiblik qiladi. Boshqasi chiqib Hanafiy mazhabiga, boshqasi chiqib Hanbali mazhabiga yoki muosir olimlarning yo'liga aytgan fikriga, aytgan gapiga mutaassiblik qiladi. Dalillarni tushunmaganligidan, bir tomonlama bo'lib qaraganligidan bir tomonni gapini ushab, o'sha tomonga mutaassiblik qiladi, tarafkashlik qiladi. Keyin bu odam haq yo'ldan, to'g'ri yo'ldan adashib qoladi. Biz dalillarning o'rtasini jamlagan holatda, muvofiqlashtirgan holatda tushunishligimiz kerak. Ahli sunna va jamoa qadar masalasida aytadiki, Alloh subhanahu va taolo bandani barcha fe'llarini qadar qilgan. Bu narsa Alloh taoloning qadari bilan bo'lgan. Alloh taolo har bir narsani biz qadar qildi degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda inson bolasi onasini qornidaligida, ya'ni 4 oy o'tgandan keyin, 120 kun o'tgandan keyin farishta keladi va uni amallarini, qiladigan amallarini yozib ketadi. Alloh taolo qadar qiladi, yozib qo'yadi. Lavhul mahfuzdan olib, ya'ni lavhul mahfuzda yozilgan narsani yana u onasini qornidaligida yozadi. Alloh taoloning qadari bilan bo'ladi. Bu narsa Alloh subhanahu va taoloning taqdirlashligi bilan bo'ladi. Endi shu bilan birga bandada ixtiyor ham bor deydi. Banda ixtiyori bilan amal qiladi, o'zini fe'li bilan, o'zini xohishi bilan amal qiladi. Uni hech kim hech narsaga majburlamaydi. Alloh taolo majburlamaydi. Alloh subhanahu va taolo adolatli bo'lgan zot. Qanday qilib insonni majburlab, yomon ishni qilishlikka majburlab qo'yib, keyin o'shanga jazolasin? Bu Alloh taoloning ulug'ligiga, Alloh taoloning komilligiga, Alloh taoloning adolatligiga bu hech qachon to'g'ri kelmaydi. Bandada ixtiyor bor. Har bir odam o'zini ixtiyori bilan amal qiladi. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Allohning ixtiyorini ostida bandada ixtiyor bor. Alloh taolo qarang, oyatda nima dedi? وَمَا تَشَاءُونَ dedi. Ya'ni sizlar xohlagan narsa dedi. Sizlar xohlagan narsa. Demak, xohishni, ixtiyorni
Allah subhanahu wa ta'ala bendeye nisbetini verdi. Demek bende de ne var iken ihtiyar var. Bende namaz okuyucu bulsa, namaz okuyman dese uzun ihtiyar bilen namaz okuyun. Bende roza tutaman dese uzun ihtiyar bilen roza tutar. Bende köçeye çıkıp bir haram işini kılaman dese uzun ihtiyar bilen kıladı. Allah ta'ala onu o amelge mecburlemeydi. Cebriler ne dedi? Mecburleydi Allah ta'ala dedi. Şu sebepten ular hak yoldan, doğru yoldan adaşıp gitti. Ahl-i sünnet ve cemaat yolu bulsa, Allah ta'ala bazı nesnelerde kadar kılgen, şu bilen birge bende de ne var? İhtiyar var. Bende uzunu hakşı bilen, ihtiyar bilen amel kılar. Haklasız köçeye çıkarsız, yürüp çıkarsız, bir adamda bir salıp günah işleysiz, günah kılasız, haklasız o şey adamda olsun derdir, yakşılık kılasız. Bu sizi ihtiyarız bilen böyle. İnsan özünü ihtiyarı bilen kılayatkenliğini o bilip duradı. İhtiyarı bilen gebredi, ihtiyarı bilen bakırdı, ihtiyarı bilen burada sökse sökerdi Allah sahlasın. Bu ihtiyarı bilen böyle. Bende bunu özü hız kıla. Mene bu ahl-i sünnet vel cemaat yok. Bende özünü ihtiyarı bilen kıladı. Ve mene şu ihtiyar üçün o ertege Allah Ta'ala'nın huzurunda saval cevap kılmadı. Surah saval kılmadı. Şu ihtiyar bilen yakşiliğini kıyken bu sefer Allah Ta'ala'ya ibadet kılıp amal-i sağlıklarını kılgen olsa cennete girerdi. Ve şu ihtiyar bilen eğer yamallilerini kılıp, büzük işlerini kılıp, masiyet kılıp, asi bulup, kafir bulup Allah'ın aldığı gitken olsa o cehennemde girerdi. Allah Ta'ala sağlık. Bizim yolumuz meneşu. Ahl-i sünnet ve cemaat'ın kader meselesi deki yolu meneşudur. Vallahu alem. Meneşu cahide tohtelemiz. Allah Subhanehu ve Ta'ala derslerimizde bereke versin. Allah Ta'ala derslerimizi devam etsin. Wallahu ala wa alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.